Yanı başında İsveç'e göç etmiş bir Boşnağ'ın evinde yaşıyor. Çünkü Sırplar 3 oğlunu ve kocasını katletmekle kalmadı, evini de yaktı. Aslında onun hikayesi diğer 8352 soykırım kurbanının yakınlarından çok farklı değil. Sırplar Srebrenica'yı ele geçirdiğinde Hollandalı askerlerin bizi koruyacağını düşünerek onların karargahına sığındık. İki oğlumla vedalaştık. Onlar diğer binlerce erkek gibi dağlık alana kaçtılar. Ratko Mladic'i orada gördüm. Herkesi öldürmek için geldiği gözlerinden belliydi. 13 yaşındaki çocukları bile öldüren Sırplar, kadınları otobüslerle Boşnak kontrolündeki Tuzla'ya gönderdi. Meyra Cokaz, yolculuk sırasında Sırp askerlerinin yakaladığı Boşnakların taşındığı bir kamyon gördü. İşte oğullarından 20 yaşındaki Ömer de en son orada göz göze geldi. Birkaç saniyeliğine birbirimizi gördük. Bana veda eder gibi baktı. Nereye, neden götürüldüklerini ikimiz de biliyorduk. O sırada bayılmışım. Gözümü Tuzla'da açtım. Oğlumdan bir daha haber alamadım. Sırplar Srebrenica'yı ele geçirdiğinde 10 binin üzerinde Boşnak erkek ve çocuk dağlık alandan Boşnakların elinde olan bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ancak Sırplar birçoğunu yakalayıp katletti. Hayatta kalmayı başaran Boşnakların anlattığına göre Srebrenica'daki Hollandalı askerler üniformalarını Sırplara verdi ve Sırplar bu şekilde kaçmaya çalışan Boşnakları yanıltıp yakalamayı başardı. Saraybosna'daki bu parkta heykeli bulunan Rado Osmanović bu şekilde oğlu Nermin'le beraber yakalanıp katledildi. Sırpların amacı Bosna Hersek'teki Müslümanları tamamen yok etmekti. Ratko Mladic, Srebrenica'yı Osmanlı Müslümanlarından temizleyeceklerini söyledi. Sırp tarihinin intikamını alacağız dedi. Şimdi ise soykırımı inkar ediyorlar. Katledilenler de hayatta kalanlar da soykırımın ispatı ve şahididir. Potoçari şehitliğinde belirtilen 8352 rakamının daha yüksek olduğu sanılıyor. Çünkü bu rakam sadece bilinen şehit sayısı. Soykırımda katledilen Boşnakların sayısının 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.